Merhaba sevgili dostlar. En iyi film Oscar'ı almış filmleri incelemeye devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere geçen hafta 1938 yılının en iyi filmi olan Capra'nın You Can't Take It video filmini incelemiştik. Bu hafta da 1983 yılının en iyi filmi olan Terms of Endearment filmini inceleyeceğiz. Terms of Endearment yani sevgi sözcükleri. Film 1983'ün en iyi filmi ve ben film hakkında hiçbir bilgim olmadan filmi açıp izledim. Daha öncesinde hiçbir araştırma yapmadan filmi açıp izledim. Ve gerçekten filme bayıldım. Çünkü bilmiyordum bazı oyuncuların olmadığını. Filmin kadrosu bayağı iyi. Filmin oyuncularından bahsedeyim. Aurora karakterini yani baş karakterimizi canlandıran Shirley MacLaine var. Onun kızını canlandıran Debra Winger var. Ve yan komşularını canlandıran Jack Nicholson var. Ve ben zaten bunu görünce bayıldım yani filme. Yani bilmiyordum Jack Nicholson'ın filmde oynadığını. Onun dışında Jeff Daniels oynuyor. Johnny Lithgow oynuyor. Danny DeVito oynuyor. Yani kastı bayağı iyi filmin. Bayağı güçlü. Filmin yönetmeni James L. Brooks ve film 132 dakika. 2 saat 15 dakika falan ama hiç sıkmıyor film. O kadar sakin, o kadar basit bir film ki gerçek insanların hayatını anlatıyor aslında. Hiç öyle abartılı bir şey yok. Farklı bir şey yok. Gerçekten çok eğlenceli bir filmdi. Jack Nicholson'ın karakteri inanılmaz iyiydi. Yani o baş karakter Aurora ile ikisinin Garrett vardı Jack Nicholson'ın karakterinin adı. Yani Garrett'la Aurora'nın ilişkisi gerçekten çok ilginç. Yani 15 yıldır kapı komşuları ama hiç böyle muhabbetleri, sohbetleri yok. 15 yıl sonrasında aslında yani ara ara bazı iletişimleri oluyor. İşte bir gün onu yemeğe çıkartmak istiyor Garrett Aurora'yı. İşte kabul etmiyor. 2-3 yıl sonra kabul ediyor falan. Yani çok ilginç ve yavaş yavaş ilerleyen bir ilişkileri var. Onun dışında kızı çok genç yaşta Jeff Daniels'la evleniyor. Daha sonra çok hızlı bir şekilde fazla çocuk yapmaya başlıyor. Bir tane çocuk yapıyor. Ardından ikinci çocuğu yapıyor. Sonra aradan zaman geçiyor. İşte Texas'a taşınıyorlar. Üçüncü çocuğunu yapıyor falan. Annesi tabii ki de buna bayağı sinirleniyor. Yani bu kadar fazla çocuk yapmasın çünkü maddi durumları çok iyi değil. Yani film aslında bir anne ve bir kızın ikili ilişkisini anlatıyor. Ve gerçekten çok güzel. Çünkü o kadar gerçek ve sade bir anlatımla yapmışlar ki filmi. Ben filme bayıldım. Filmin soundtrack'i harika. Yani sahnelerdeki müzikler, şarkılar aşırı derecede iyi uyuyor. O yüzden filmin yani seyir keyfi aşırı güzel. Ben çok beğendim filmi. Böyle çok yumuşak bir film. Ve filmin sonunda yönetmeninin de yani film hakkında sıfır bir bilgiyle izledim dedim ya. En sonunda işte yönetmenine falan da baktım. Yönetmeni yine benim çok sevdiğim As Good As It Gets filminin yine Jack Nicholson'ın başrolünde oynuyor. 97 yapımı bir film. Ki o da en iyi film Oscar'ını alamasa da Titanic'ten dolayı. Yine bayağı Oscar'da ödül olan bir film. O yıllara geldiğimizde onları da inceleyeceğiz. O filmin yönetmeni. Ve iki film de aslında çok tatlı, çok basit bir anlatımı olan filmler. Bu nedenle adamın yani bir yönetmenin çizgisini, karakteristik özelliklerini zaten anlayabiliyorsunuz. Yani bilerek izleseydim derdim bak gerçekten çok benziyor zaten filmler diye. Shirley MacLaine Aurora karakterini o kadar iyi canlandırmış ve o kadar içselleştirmiş ki karakteri gerçekten yaşamış yani. O kadar güzel ki filmin yine 1993 sanırım bir devam filmi de var ama aynı yönetmen yönetmiyor. Zaten aynı gişeyi de aynı yankıyı da yaratamıyor. Ama yine filmde Jack Nicholson var yani ikisinin ilişkisinin sonraki ben daha bu arada ikinci filmi izlemedim. Ama baktım trailerına falan. Yani onu da kesin izleyeceğim. Yani çok bunun kadar iyi bir film olmadığı söylense de filmin devamı niteliğinde olduğu için onu da izleyebilirsiniz. Ben bu filmi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok basit, çok sakin bir film. Yani boş bir 2 saatiniz varsa kesinlikle açın izleyin derim. Çok her yerde, her anda izlenebilecek çok tatlı bir filmdi. Çok beğendim. Filmin soundtrack'ini ayrıca beğendim. Bu 1983 yılının en iyi film Oscar'ını almış filmiydi. Kazanamayan diğer aday filmleri de buraya yazıyorum. Şimdi filmin genel hatlarından, oyunculardan, konusundan bahsettik. Şimdi 1983 yılının en önemli 5 ödülü olan Big Five ödüllerine bakalım. En iyi film tabii ki de bizim filmimiz Terms of Endearment. En iyi yönetmen James L. Brooks Terms of Endearment'la alıyor. En iyi aktör Robert Duvall Tender Mercies filmiyle alıyor. En iyi aktris Shirley MacLaine Terms of Endearment filmiyle alıyor. En iyi orijinal senaryo Tender Mercies, en iyi adapte senaryo ise Terms of Endearment alıyor. Gandhi filmindeki gibi tek bir ödül hariç burada en iyi erkek oyuncu, Gandhi'de en iyi kadın oyuncuyu alamamıştı o film. Onun dışındaki en önemli 5 ödülün 4'ünü almış. Gerçekten bu da gayet büyük bir başarı. Yani en önemli 5 ödülün 4'ünü almak büyük bir başarı. Filmi gerçekten tavsiye ediyorum. Yani normalde bu kadar sakin, bu kadar basit anlatımı olan filmlerin Oscar alması zor. Ordinary People de öyle bir filmdi. Aşağı yukarı aynı dokuda filmler ama Ordinary People'da ben bayağı sıkılmıştım. Bu filmde hiç sıkılmadım. Gerçekten çok fazla güldüm Jack Nicholson'la olan sahnelere. Yani Jack Nicholson'ı sevdiğimden dolayı ayrıca. Ayrıca o sahneler gerçekten çok eğlenceliydi. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Uzun zamandır izlediğim en tatlı filmlerden biriydi. Bu hafta 1983 yılının en iyi filmi olan Terms of Endearment filmini inceledik.
haftaya 1939 yılının en iyi filmi olan ve dünyanın en önemli filmleri arasında gösterilen Gone with the Wind, yani Rüzgar Gibi Geçti filmini inceleyeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Çok kısa bir banda kaydedilmiş filmler gibiyiz. Çizik çizik en güzel sahnelerimiz. Kimimiz siyah beyaz gösteriyor. Bekliyoruz bir makinist gelsin, gelsin de çıkartsın bu bandı, sarsın yarımızı, sıksın hayatımızı. Ailesi kopmuş melekler gibi kanıyor. Çok da bir